Sevgili dostlar, merhaba. Perşembe buluşmalarımıza hoş geldiniz. Fotoğrafçılıkta olmazsa olmaz bir konuya gireceğiz bugün. Kadraj, kompozisyon ve kuralları. Ama önce... Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz, ben bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili her şeyden sade, basit, anlaşılır ve bol örnekli bir dille anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu içeriklerin sizi ilgilendireceğini düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelelim konumuza. Güzel fotoğraf çekmek içinde birçok unsur barındıran bir konu. Bunun içinde pozlama var, ışık gölge anlayışı var, renk anlayışı var, netleme ve odaklama var. Bunların bazılarını işledik, bazılarını işleyeceğiz. Ama bugün konumuz kadraj ve kompozisyon ve onların kuralları. Önce kadraj. Kadraj çerçevenin içine... Bu çerçeve değil. Şu çerçevenin içine yerleştirdiğiniz ögeler. Bu belki de fotoğrafçılığa ilk başlayanların en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü gözlerimizle görüp algıladığımız aslında sabit bir kare değildir. Beynimizin işlediği görüntü, gözlerimizin tarama alanındaki görüntünün hem tümü hem de gerek ışık gölge, gerek renk kontrastı en yüksek alanlarıdır. Kontrast kelimesinin karşılığı karşıklıktır ki... Bu netlemenin de anahtarlarından bir tanesidir. Dönelim şu çerçeve kavramına. İlk ihtiyacınız olan hem gözlerinizi hem beyninizi şu çerçevenin alanına sınırlamayı öğretmek. Bugün medya dünyasında bir belgesel televizyon kanalı olarak bildiğiniz National Geographic yayın hayatına bir fotoğraf dergisi olarak başlamış. Ve bugüne kadar değişmeyen logosu hala bir çerçevedir. Bunun tesadüf olmadığını düşünerek fotoğrafçılığın bence de çerçeve hakiki simgesidir. Dolayısıyla benim bulduğum en sade, en anlaşılır ve en çabuk öğrenilebilecek yol elinize şöyle bir boş çerçeve alıp fotoğraf günlerinizde ki kendinize mutlaka haftanın en az bir günü bir fotoğraf günü ayırmalısınız. Fotoğraf çekme günü yaratmalısınız. O gün yanınıza sadece bir çerçeve almakla kalmayın. Fotoğrafla ilgili bir konu da seçin. Bu sokak fotoğrafçılığı olabilir, portre olabilir, minimalist ya da manzara çekimleri olabilir ama bir konu seçin. Bir konu seçmekle de kalmayın. Bir de bir lens açısı seçin. İlla sabit lens olmak zorunda değil. Elinizdeki kit lenslerden bir tanesi olan 18-55, 15-45, 16-80 hiç önemli değil. Sokak fotoğrafçılığı örneğinde 35 mm'ye sabitleyin onu ve 35 mm'ye kısıtlayın kendinizi. Bu kısıtlama sizin yaratıcılığınızı, fotoğrafçılığınızı artıracaktır. Tecrübenizi artıracaktır ve bu çerçeveye sığdırma kavramını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Yani lensinizle objeyi kendinize yaklaştırmayın, siz objeye yaklaşın ya da uzaklaşın. O zaman yapmanız gereken çok basit. Bu çerçeveyi alın, çekeceğiniz ögelere şöyle bakın hangi şekil en çok hoşunuza gidiyor. Ondan sonra kameranızla da bu yarattığınız görüntüyü tekrarlayın ve yakalayın. Artık düşünüp taşınmadan rastgele deklanşöre basmak yok. Zaman ayırın. Her kare için zaman ayırın. Şöyle düşünün. Film karesi zamanına dönün ve düşünün ki bir film rulosuna sadece 36 kareniz var. Ve her bir kare o kadar değerli ki o bir kareyi bile harcayamayacak noktadasınız. Ve daha da ileriye götürelim. Çektiğiniz o kareleri banyoya göndereceksiniz ve kağıda bastıracaksınız. Ve diyelim ki her karenin maliyeti size 100 liraya mal oluyor. Wow. O zaman birazcık daha dikkatli olursunuz değil mi? Ben de istiyorum ki fotoğrafçılığınız güzelleşsin diye her çektiğiniz fotoğraf karesini kağıda basıp bu çerçevenin içine yerleştirip evinizin en güzel köşesinde duvara asacağınızı düşünün. Böyle fotoğraflar çekin. O zaman zaten geliştirirsiniz kendinizi otomatik olarak. Ha bununla da kalmayın. Bir an gelecektir hakikaten güzel fotoğraf çekmeye başlayacaksınız. Şunu dediğiniz anda bittiğiniz andır. Vay be şahane kare çekmişim. Başkalarına söyleyin ama kendinize itiraf edin. Ben bu kareyi daha iyi nasıl çekerdim? Ben buradaki kareyi daha ileriye nasıl götürebilirdim? Yavaş yavaş eğer fotoğraflarınızı işlemeye başlarsanız, o zaman programı daha doğru nasıl kullanabilirdim? Renkleriyle nasıl daha iyi oynayabilirdim? Hep daha ileriye, hep daha iyisine nasıl başarabilirdim? Bu ömrünüzün sonuna kadar fotoğrafçılıkta geliştirmeniz gereken bir bakış açısı. O zaman zaten fotoğrafçılığınız hiçbir zaman ölmez. Her zaman da zevk almaya devam edersiniz. Yaratıcılığınızı da artırmış olursunuz. Bir tavsiye de, yakaladığınız bir kareyi çekmeye karar verdiniz. O kareyi farklı pozlamalarla birkaç poz çekin. Hem gözünüzü alıştıracaktır, hem makinenizi tanımaya yardımcı olacaktır, hem de fotoğrafçılığınızı geliştirecektir. Gelelim kompozisyon kurallarına. Tahmin ediyorum ki en sık duyduğunuz iki kuraldan bir tanesi 1/3 kuralıdır. Ya da altın oran kuralıdır.
Ama inanın ki bundan çok daha fazlası var. Onlarcası var. Sayabileceklerimin arasında yatay simetri, dikey simetri, yansımalar, yönlendirici çizgiler, diagonal kuralı vesaire vesaire. Ayrıca bu konuyla ilgili daha geniş bir içerik, teknik bir içerik arzu ederseniz onu da yaparım. Ama buna isterseniz videonun sonunda karar verelim. Eğer diyorsanız ki bu kuralları hepsi ezberlenmeli ve bu kurallara göre hareket edilmeli fotoğraf çekilirken, o zaman siz şunu söylüyorsunuz. Müzik notasız olmaz. Ya da müzik notasız çalınmaz. Öyle bir şey yok. Bugün tanıdığım birçok güncel kompozitör nota bilmiyor. Nota bilmemek onlarda şöyle bir avantaj yaratıyor. Kurallara bağlı kalmaksızın yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanıyorlar. Dolayısıyla kendilerini böyle bir sınırın içine kapatmamış oluyorlar. O yüzdendir ki ben pek kural sevmeyen bir adamımdır. Hayatımda evet yaşam kuralları önemli. Onlara, onun adına disiplin diyoruz. Tabii ki hayatta belli bir disipline sahip olmak lazım. Ama iş sanata gelince ben pek kural sevmem. Yaratmak için kural dışı olmayı da becermek lazım. Ayrıca da şöyle bakalım. Eminim ki kuraldan bahsediyorsak sanatçı kadar da kural vardır. Belki de bu yüzden o kadar çok kompozisyon kuralı var. Yani kısacası cesur olun. Mutlaka eleştirilere de kulak verin ama bildiğiniz yoldan da çok geri dönmeyi düşünmeyin. Devam. O halde kompozisyon nedir? Kökeni Latincedir ama ben İngilizce'deki karşılığını, İngilizce'ye daha belki birçoğunuz vakıf olduğunu düşündüğüm için to compose, yani oluşturmak fiilinden gelmedir. Fransızcası da compose. Hani biz kompozisyon diyoruz, o Fransızca okunuşu. Composition. Bunu zaten müzikte de kullanırlar. Bu şu anlama geliyor. Composition sizin yarattığınız bir oluşum anlamına geliyor. Nasıl müzikte yarattığınız bir besteyse, fotoğrafçılıkta da sizin yarattığınız bir yerleşimdir, bir tercihtir. O sizin kompozisyonunuzdur, yani o sizin oluşumunuzdur. Bunun için de çok kurallara bağlı kalıp kalmamak tartışılır. Ben fotoğrafçılığa ilk başladığım zaman, tabii o zamanlar böyle internet yoktu, Türkiye'nin hani karanlık çağlarıydı. Dergiler, yabancı dergiler falan gelmiyordu. Fotoğrafçılıkla ilgili de çok fazla dergi yoktu. Dolayısıyla biz bu kurallardan hakikaten haberdar değildik. Fotoğrafçılığımızı kendi doğru yanlışlarımızla geliştirdik. Şimdi o günlere geri dönüp baktığımda ve bugünkü yeni bilgilerimle, kompozisyon bilgilerimle samimiyetle söylüyorum, her çektiğim kareyi herhangi bir kompozisyon kuralının içine çok rahatlıkla yerleştirebiliyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu karenin içine bir şey yerleştirin, bana gönderin. Ben inanın herhangi bir kuralın içine zaten dahil edeceğim ben sizin çektiğiniz o kompozisyonu. O yüzden çok da takmayın kafanıza. O halde benim için kompozisyon nedir? Kompozisyon, bu çerçevenin içine yerleştirdiğiniz ögelerin size ait olan yerleştirme biçimine verdiğim attır. Ya da bana ait olan. Kompozisyon kısaca bu arkadaşlar. Şimdi gelelim, konu seçmek neden önemli fotoğraf çekerken. Bugün kabul edelim ki değişen dünyamızda medya en etkili iletişim aracı oldu. Ben bugün Instagram deyip geçmeyin, Facebook deyip geçmeyin. Her ne kadar WhatsApp grubu olarak bu konuyla ilgili bir sıkıntımız varsa da inşallah çözecekler ve bu konuyu da kapatmış olacağız. Dolayısıyla çektiğiniz resim eğer düşünerek çekiyorsanız çok anlam taşıyabilir. Söz gelimi güzel ve doğru çekilmiş bir çöp kutusunun fotoğrafı anlam ve mesaj olarak çok daha yüksek bir içeriğe sahip olabilir. Söz gelimi bir basit bir manzara çekiminden. Manzara çekimlerinde de çok güzel mesajlar yayıyorsunuz. En azından görsel bir mesaj yayıyorsunuz. Bu arada ben sizin için bir kompozisyon yarattım evimde ve bir fotoğraf çektim. Şu anda görmekte olduğunuz fotoğrafla ilgili size ne gibi bir anlam yansıtıyor? Onunla ilgili yorum yazarsanız çok da sevinirim. Böylelikle tatlı bir sohbette başlatmış oluruz kendi aramızda. Anlam içermekten bahsediyoruz ya, sanatçı ki hepiniz sanatçısınız, hepimiz sanatçıyız fotoğraf çeken insanlar olarak. Toplumun inanın ki en yönlendirici unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla hepinizin üzerinde aslında bir sorumluluk var. Bunu kabul edersiniz, etmezsiniz bilmem ama en azından bilincine varın bunun. O halde yapmanız gereken tek bir şey kalıyor geriye. Bir boş çerçeve bulup evinize mutlaka bir boş çerçeve alın. Yani dolu çerçeve olsa da boşaltın, alın onu dışarı fotoğraf günlerinizde ve bu çerçeveyle gözünüzü alıştırın. Ta ki bu çerçeveye ihtiyacınız olmayana kadar. Bir günde de ben oldum demeyin. Bu çerçeveyi kullanın. En az 3-4 seansınızda, yani seans dediğim fotoğraf gününüzde kullanın. Ne zaman gözünüzün kare kavramına, yani çerçeve kavramına alıştığını ve yavaş yavaş her baktığınız yere çerçeve içinde bakmayı çerçevesiz olarak beceriyorsanız zaten o andan itibaren siz fotoğrafçı olmaya başladınız demektir. Ben nereye bakarsam bakayım inanın artık çerçeve içinde görüyorum. Bakıyorum bir sahneye, tamam diyorum. Bu sahne portre çekiminde şöyle şu açıda çok güzel olur. Ya da diyorum bu landscape çekiminde şu açıya yaklaşırsam muhteşem görüntü yakalarım vesaire vesaire. Bunu alıştırın kendinize. Yanınıza fotoğraf makinesi olmasa bile bu kavramı sürekli beyninizde irdeleyin. Onu beyninize iyice kazın. İyi fotoğrafçı olmak bunlardan geçiyor öncelikle. Yani kadraj ve kompozisyon. Ama sizin kadraj ve kompozisyonunuz. Yani sizin çerçeveniz. Benim çerçevem başka, sizin çerçeveniz başka. Sevgili dostlar,
bütün bu sohbetin, çünkü bunu ben bugün bir sohbet diyorum. Yani teknik bilgi vermekten ziyade olaya nasıl bakmanız gerektiğini size anlatmayı tercih ettim. Ama yine de hala ya bir de bunun teknik bize işte kaç tane kompozisyon kuralı var onlarla ilgili de bir video yap diyorsanız samimiyetle söylüyorum çok kolay onu yapmak hiçbir şey değil yani. Hepsini yapacak değilim ama 5 tane en önemlisini yaparım ben sizin için. Onları da anlatırım. Ama isteğin ona göre yapacağım. Yoksa yapmayı düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Önümüzdeki videoda bence daha önemli bir konu. Netleme ve odaklama teknikleriyle ilgili birazcık bir içerik yapmak niyetindeyim. Çünkü güzel fotoğraf çekmek öncelikle titrek olmayan fotoğraflar çekmekten geçer. Onunla ilgili de gerek makine ayarlarında gerek sizin doğru yapmanız gereken çok enteresan şeyler var. Onlardan çok keyifle bahsedeceğiz önümüzdeki videoda. Öncelikle videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Eğer bu içeriğin bunu hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna lütfen basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız bu içerikleri kaçırmamak için lütfen abone olun. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.